5 yıllık bu hikayeyi birlikte yazdık. Bizi biz yapan ne varsa birini bile dışarıda bırakmadık. Dünü vefa ve saygıyla, bugünü çalışkanlıkla, yarını sorumlulukla kucakladık. Çünkü biz Atatürk'ün karşıyakası, Zübeyde Hanım'ın emanetçisiydik. İzmir tarafından baktığımda Karşıyaka'da benim ilk ilgimi çeken bir yer oldu burası, Saygı Anıtı. Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunmuş bu kadınlarımız adına yapılmış Saygı Anıtı'nı çok beğendim. Bunu yapan ve katkıda bulunan belediye başkanımıza ve herkese Karşıyaka ekibine teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Karşıyaka'nın filizleri Mavi Bahçe Anaokulu'nun velisiyim. Okullarımız gayet donanımlı, öğretmenlerimiz çok donanımlı. Her şeyden önemlisi benim en sevdiğim şey de çocukların Atatürk sevgisiyle yetişiyor olması. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve değerlerinin kalesiydik. Bu yüzden kimsesizlerin kimsesi, binbir renkli çiçekler bahçesi, ille kadınlar, önce çocuklar ve gençler demenin güzelliği, bilimin, düşüncenin, sanatın sönmeyen ocağı. Ne de olsa Karşıyaka sözünün yaşayan ve yaşatan kanıtı olmalıydı. Bu orkestra 2015 yılının Ocak ayında gerçekten belediye başkanımız sayesinde kuruldu. Sanata inanan, toplumu çok farklı bir vizyona çekmeye çalışan bir insandı. Her şey için herkes adına çok 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 teşekkür ediyorum. Mavişehir 1. Etap Toplu Yapı Yönetimi'nin başkanıyım. 18 tane öğrenciyi okutuyoruz. Ne mutlu. Karşıyaka Belediyesi'nin bu girişiminden dolayı kendilerini kutluyoruz. Biz de bu şeylere aracı vesile olduğumuz için de çok mutluyuz. Çok seviniyoruz. Eğitim hayatı boyunca Karşıyaka Belediyesi'nden burs aldım. Karşıyaka'nın filizleri projesi kapsamında. Bu burs bana her konuda destek oldu. Öncelikle Karşıyaka'nın maddi manevi her konuda destek oldu bana. Bu süreç boyunca bana desteklerini esirgemeyen başta Karşıyaka halkı ve en başta Karşıyaka Başkanımıza Hüseyin Mutlak, bunlara çok teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık 5 yıla yakın bir süredir üretici kadın kooperatifi bünyesinde çay ocağında çalışıyorum. Bize bu imkanları başkanımız verdi, Hüseyin Mutlak Pınar. Onun sayesinde hem kermeslere katılıyorum hem de çay ocağında paramı kazanıyorum. Aileme ve çocuklarıma katkı sağlıyorum. Bu imkanları verdiği için başkanımız Hüseyin Mutlak Pınar'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olun. Hepsini yaptık. İnsani gelişmişliğin ve çağdaş yerel yönetimin kitabını yazdık. Her satırında bizim imzamız, her sözünde insana ve doğaya saygımız, her sayfasında duruşumuz, kararlılığımız, inadımız ve sonsuz emeğimiz vardır. O kitabı çağdaş yerel yönetim anlayışıyla, deniziyle, sokaklarıyla, ormanıyla, yaşamı onurlandıran proje ve uygulamalarıyla ve nihayet sosyal sorumluluk ile kente saygının eşsiz örnekleriyle Karşıyaka yazmıştır. Nefes almak için, biz engelli anneleri için gerçekten çok güzel bir kurum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben dokuma yapıyorum. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Buraya da gelmekten çok mutluyum. Bu kursa geldiğim günden beri çok mutluyum. Engin hocama çok teşekkür ederim. Bu tesiri bize kazandıran belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bu tesis, bu çevredeki, özellikle bu mahalledeki tam anlamıyla ihtiyacı olan çocuklara büyük katkı sağladı. Buna emeği geçen herkese, başta belediye başkanımız Hüseyin Mutlak Pınar'a çok teşekkür ediyorum. Burada antrenmanlar yaparak futbolcu olmak istiyorum. Bu sahayı bize kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ederim. Teşekkürler Hüseyin Başkan. Yakınmayla, sızlanmayla yetinmeyenlerin, yalnızca kendi mutluluğunu kâfi görmeyenlerin Karşıyakası olarak uzak köylerden sınır boylarına güzellikler taşıdık. Bir ülkeye cesaret, umut ve sayısız örnek sunduk. 2 yıl önce başlayan çok önemli bir projemiz var. Vatan size, aileniz bize isimli. Asıl büyük destek ve kampanyanın anlam kazanması Hüseyin Mutlak Pınar Başkanımızın olaya dahliyle devam etti. Hem kampanyadaki katkılarından ötürü
hem Doğu, Güneydoğu ve sınır ötesinde halen harekata devam eden ve moral desteğimizin sürdüğü Subay Assubay ve Mehmetçiklerimizin teşekkürleri ve hem de Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak şükranlarımızı arz etmeyi görev addederim. Bu projeyi ilk Vecdi Altay Çocuk Kulübü'ndeki arkadaşlarımızla başlattık. Sonra belediye başkanımız Hüseyin Mutlaklı'na giderek ilettik ve hiç tereddüt etmeden direkt bunu işleme koymamızı istedi. Biz de başladık ilk Karşıyaka çevresinde ve dediğim gibi tüm Türkiye genelinde yayıldık. Bu konuda desteği olduğu için ve çocuklarla bu kadar ilgili olduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve benim bir hayalim vardı. Ben bir tiyatro yazmak istedim. Ve tiyatromu yazdım. Tiyatromun adı Bir Kredi Çetkisi. Ve tiyatrom çok güzel geçti. Ama bana Hüseyin abim yardım etmeseydi ben bunun hiçbirini yapamazdım. Ve benim tek bir hayalim vardı. O da Haluk Levent'le tanışmaktı. O da oldu. Ben Hüseyin Mutlak bunu başkan olarak görmüyorum. O benim tek bir abim. İyi ki ben seni çok seviyorum Hüseyin abim. İzmir'in dağlarında açan çiçekler Karşıyaka rüzgarıyla şiirleşti. Bu kentin belediye başkanı olmanın onurunu yaşamım boyunca taşıyacağım. Bana bu güzelliği yaşatan Karşıyaka, çocuğuyla yaşlısıyla yoldaşlığını esirgemeyen Karşıyaka, sevgili insanların harika kenti, sana çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarla buradan kapıdan girdiğimiz andan itibaren birbirimize sürekli gülerek, sürekli birbirimizin anlayış ruhuna hitap ederek yaşadığımız bir ortam. Tabii bu ışığı da çalışanlarından, bize bu ortamı sağlayan başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'dan aldığımızı yürekten hissediyorum. Hatta ben şöyle diyorum. Karşıyaka başkanımıza yakıştı, başkanımız Karşıyaka'ya yakıştı. Bu 5 yılın güzelliklerini, eserlerini, izlerini ve kazandığımız her başarıyı ve ödülü sana ve gelecek kuşaklara armağan ediyorum. Eskiden burada havuzumuz yoktu fakat şu an artık havuzumuz var ve bu yüzden burası elverişli olduğu için burada antrenman yapmaya başladık ve hocalarımla beraber şu an milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Bu imkanları sağladığı için Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ediyorum. Evrensel Çocuk Müzesi Türkiye'nin ilk, dünyanın 23. interaktif çocuk müzesidir. Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği'ne üyeliği kabul edilmiş tek çocuk müzesidir Türkiye'de. Karşıyaka'mıza bu güzel projeyi kazandıran Sayın Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a, İzmir'in ve Karşıyaka'nın çocukları adına teşekkürü bir borç bilirim. Bu bir veda değil, bir gün mutlaka buluşma çağrısıdır. Çünkü geride bıraktığımız 5 yıl geleceğin ön sözü, yürünecek nice yolun aydınlanma fişeğidir. Sana bir kez daha söz veriyorum. Çünkü Türkiye'nin sana ihtiyacı var. Sen çok yaşa Karşıyaka.